kafirlere ölüp kurtulmak için yalvarsınlar. Gösterin toplarınızı ilerleri. Ağalar. Hünkârım. Muhafızlara söyleyin hazırlıklarını yapsınlar. Yeniçerilerin ocağını ziyaret edeceğim. Talimlerini izlemek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Ferhat Ağa. Yeniçerilerim ne alemdeler? Yiğitlerimin talimleri tamam, kuvvetleri yerinde mi? Çok şükür yerinde hünkârım. Varlığınız, kullarınızın varlığına güç katıyor. Sefer için gün sayıyoruz. Kafirin üzerine yürümek için gözümüz kulağımız sizde. Yiğitlerim, Ruz-ı Hızır geçer geçmez yola revan olacağız. Ve Allah'ın izniyle Acem illerini fethetmeden geri dönmeyeceğiz. Yedi iklim bu zaferi konuşacak. Ve tarih bizi ve kahraman askerlerimizi yazacak. Merakımı mazur görün. Vehtim aşıyorsam beni bağışlayın hünkârım. Şehzade Mustafa Hazretlerinin sıhhatiyle ilgili bir sıkıntı yoktur inşallah. Kendisini sefer esnasında saltanat naibi ilan etmiştiniz. Lakin kararınız değişmiş. Sen benim kararımı beğenmez sual mi edersin Ferhat Ağa? Haşa hünkârım. Ne haddime? Ben kararınız birden değişince şehzademiz afiyetteler mi diye merak ettim. Sen seferi düşün. Vazifeni hakkıyla yerine getirmeye gayret et, kâfi. Bağışlayın hünkârım. Galata Kulesi'ni görüyor musun? Bütün debdebesiyle karşımızda. Heyeki Ayasofya. İhtişamıyla insanı kendisine hayran bırakıyor, öyle değil mi? Aksine mümkün hünkârım. Mimarbaşım Sinan ne alemde? Epeydir yüzünü göstermiyor bize. Malumunuz üzere arı gibi çalışıyor hünkârım. Rahmetli Şehzademiz Mehmet Hazretlerinin camileri seneye bitecek inşallah. Mihrimah Sultanımızın Üsküdar'daki camileri içinde çalışmalar süratle devam ediyor. Âlâ. Onlar bitince yeni bir cami inşasına başlamak lazım.
benim iktidarımın ve gücümün alameti olacak bir külliye. Ne dersin Sokollu? Vakti geldi de geçiyor hünkârım. O halde Sinan Ağa'ya haber yolla, derhal düşünmeye başlasın. İstanbul'daki bütün abideleri, camileri, imaretleri gölgede bırakacak. Asırlar boyu yıkılmadan ayakta kalacak bir eser ortaya koymasını istiyorum ondan. Bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Kendisinin tecrübesine ve becerisine itimadım tamdır. Şanımın ve hükmümün dosta düşmana ilan edileceği yer burası. Mimarbaşımız Sinan Ağa o kadar mesut ki anlatamam hünkârım. Meğer yıllardır bu ağanın hayalini kuruyormuş. Öyle bir camiyi inşa edecek ki o camide kılınan namazlar ve yapılan dualar asırlar boyunca gök kubbeye çıkacak. Camiyi 4 minareli hayal etmiş. Bunun manası siz yüce hünkârımızın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişahımız olmanız imiş. Yüce hanedanımızın 10. hükümdarı olmanız hasebiyle de bu 4 minare üzerinde 10 şerefe yer alacakmış. 4 fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi onlarca arşın yükselecekmiş. Sinan Ağa'ya söyle, tez vakitte çalışmalarıyla birlikte saraya gelsin. Emredersiniz hünkârım. Ben ne zaman kendimi Allah'ın yarattığı bütün varlıklardan üstün tutmaya başladım? Ne zaman düştü içime geceleri beni uyutmayan, fırtınalı bir deniz gibi kabaran, kalbimden, ruhumdan taşan bu kibir? Ne zaman ki o beni herkesten âlâ gördü ve sevdi. İşte o gün başımı kaldırdım ve tohum içime düştü. Kibirin tohumu. Ben bir aysam, ayın ışığıysam kaynağım odur. Odur benim güneşim. Beni herkesten âlâ gören ve seven odur. Kalbime, ruhuma kibir tohumları eken odur. O tohum ki Azazil'i isyan ettirdi. Kıyamet gününe kadar sürecek savaşı başlattı. Nasıl ki Azazil yenilmeye mahkumsa, nasıl ki kendi sonunu kendi hazır ediyorsa, içime düşen bu tohum da benim sonumu hazırlayacak. Çünkü her hayatın bir kıyameti vardır. Thank you.
çabuk. Hünkârım. 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 Allah'ıma şükürler olsun. Nihayet gözünüzü açtınız. Ne oldu? Girdiğimde sizi yerde buldum. Bayılmışsınız. Hekimbaşı, nedir bu vaziyet? Hünkârım, kat'i bir şey söylemek mümkün değil. Fakat sırtınızda birkaç kızarıklık gördüm. Neyin sebebi olduğunu bilmiyorum. Teferruatlı muayene etmem lazım. Mühim bir hastalığın habercisi olabilir. Allah korusun. Ay Fatun. Sizden başka bilen var mı? Sultanlarımız sarayda değildir hünkârım. O yüzden haber veremedim. Fakat derhal... Hiç kimse... Hiç kimse bilmeyecek. Ne Hürrem, ne Mihrimah. Anladın mı beni? Hünkârım. Eğer sizden başka birinin bildiğini işitirsem... Hepinizin kellesini alırım. Anladın mı? Dışarı çıkın. Dışarı. Dumanlı bir dağın doruğunda, cihanın tepesindeyken, tam da her şeyin sahibi ve efendisiyken, güneşten haberi olmayışı gibi buzum, kendimden habersizliğimi yüzüme vuracak. Kendini hatırlatıp kulağıma fısıldayacak. Kendini istediğin kadar üstün tut her şeyden. Sen zayıf ve güçsüz bir Adem oğlusun. Nasıl ki bir nefes üflendi ve can bulduysan, yine bir nefestir seni sahip olduklarından koparacak olan. Nedir bu illet Hekimbaşı? Geceleri uyuyamıyorum ağrısından. Bazen kederden, üzüntüden vücut böyle döker kendini hünkârım. Alelade bir çıban ise bir müddet sonra geçmesi lazım. Ya geçmezse? Şark çıbanı olabilir mi? Allah muhafaza. Kat'i bir şey söylemek için biraz daha beklemek lazım hünkârım. Beklemesin. Afife Hatun. Emredin hünkârım. İyiyim ben, merak etme. İnşallah. Gece gündüz senin için dua ediyorum. Hiç değilse Hürrem Sultanımız bilseydi, şifalı elleri derdinize derman olurdu. Hiç kimse bilmeyecek dedim sana.
Vaziyet nedir? Tatbik ettiğim merhem tesir etmiş hünkârım. Yara kurumaya başlamış. Belli ki önemsiz bir çıbanmış. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Emredersiniz sultanım. Başka bir şikayetiniz var mı hünkârım? Bir ağrınız, sızınız? Bazen ayaklarım ağrıyor. Lakin mühim bir şey olduğunu zannetmem. Zannımca yürümekten mütevellit. O durunca geçiyor. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultan Hazretleri geldiler. Beklesin. Çıkın. Afife Hatun. Sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Afife Hatun. Canımın padişahı. Eğer arzu edersen bu akşam birlikte yemek yiyelim. Hem Cihangir'le alakalı konuşmak istiyorum. Olur. Sana bir şey getirdim. Adına kahve diyorlar. Mutlaka tatman lazım. Bakalım beğenecek misin? Neymiş bu kahve? Birazdan kokusu bütün odayı saracak. Hadi gel oturalım. Ağalar. Hünkârımızın yanında söyleyemedim. Lakin saat öyle kolay düzelir mi bilmiyorum. Yaralar kuruyor demedin mi az evvel? Orası öyle. Lakin temkinli olmak lazım. Sefer şartlarını kaldıramayabilirler. Allah'ım esirgesin. Sen de ekim başı bir elinle bal diğeriyle zehir veriyorsun. Ne yapacağız biz şimdi?